Şimdi çoğu insan Harun olarak çıktığı yolda Karun'a dönüşebiliyor. Birisi parça parça bu olaylardan bahsetse biz olayları anlayabiliyoruz. İyi bir insan nedir? İyi bir insanın ahvali nedir? İyi bir insanın meziyetleri nedir? Bunu rahat anlayabiliyoruz. Kötü bir insan nedir? Kötü bir insan umumu, toplumu, kişiyi, kalbi nasıl ifsat edebilir? Bir ortamın huzurunu nasıl karanlığa boğabilir? Biz bunu da anlayabiliyoruz. Ama çok iyi zanlıyla yola başlayan birinin ciddi fenalıklara dönüşebilme serüveni burası biraz garip bir serüven. İnsanlar doğduğu günden bu halde olmuyorlar. Doğar doğmaz anne karnında kötülüğe programlı bir halde bulunmuyorlar. Zira hadiste buyuruyor ki herkes fıtrat üzere doğar diye beyan ediyor. Fıtrat. Fatır hakim, Fatır, değil mi? Her şeyi eşsiz, benzersiz yaratan Fatır nereden geliyor? Fıtrattan geliyor. O yüzden fıtrat eşsiz, benzersiz fatırı hakim, her şeyi hikmet dairesinde eşsiz ve benzersiz yaratmış. Bu her şey içerisinde bizi en alakadar eden takvim yani Kur'an'da geçen tabiriyle ahseni takvim değil mi? Olunabilecek en güzel kıvama getirilen olgu bizim fıtratımız. Şimdi iyilik serüveniyle yola başlayıp kötülüğe bir adamın dönüşü garip bir olay. Bu adamın kalbine çok ufak yaşlarda kötülük girmişse eğer yine bu da bir nebze anlaşılabilecek bir olay. Çünkü sen gözünü açtığın andan itibaren o adamı hep kötülükle görmüşsün. Her olayında bir kötülük yaşamışsın. Mesela Abdullah bin Übey İbni Selül. Allah Resulü zamanında Efendimiz Aleyhisselam'a en çok çektiren münafık başından bir tanesidir. Hatta Allah Resulü onun münafık olduğunu farkına vardıktan sonra umumu ifsat etmesin diye Tebük seferi hariç hemen hemen her seferde yanında da götürmüş. Düşünebiliyor musun? Şurada kordan bir alev var. Ortaya bırakmıyorum. Yanıma alıyorum. Nereye gidersem cebimde gezdiriyorum ki başka biri yanlışlıkla ona dokunup yanmasın diye. Peki biz İbn-i münafık olduğunu biliyoruz. Doğru mu Ali? Bu olaydan şaşırmıyoruz dayı. Doğru mu Çünkü doğduğumuz günden beri biz İbn-i hep olumsuz yanını Siyer'de, siret bir de Magazi'de biz hep buralarda biliyoruz bu olayı öyle değil mi? Şimdi ben diyorum ki olaya biraz daha geniş açıdan bakın. İbn-i münafık olduğunu oğlu Abdullah bile bilmiyordu ve oğlu Abdullah Bedir ashabından bir tanesiydi. En yakınındaki. Şimdi böyle bir şey kötü denince biz bunu rahat anlayabiliyoruz. İyi denince biz bunu da rahat anlayabiliyoruz. Ama bir şey iyiden kötüye nasıl dönmüş kısmı bizim için bir muamma. İbn-i Selül neden çok sıkıntılı? Münafık bir ahlak neden çok sıkıntılı? Çünkü nereye koyacağını bilemiyorsun. Kafiri koyacak yer biliyorsun. Küffarı koyacak yer biliyorsun değil mi? Mesafelerin belli, sınırların belli değil mi? Ama biri münafıksa seninle birlikte camiye de girebiliyor. Bana sorarsanız ben İbn-i Selül'ü çünkü Ebu Ceylin rengi belli. İbn-i Selin'in rengini yanındaki oğlu Abdullah idrak edememiş. Şimdi bir insanın iyilik zanlıyla çıkıp bu kadar fenalaşabilmesi, dip dibe yaşayan, o insanla muasır olan birisi için anlaşılması çok zor bir olay. Çok zor bir olay. Az önce dediğimi tekrar etmek istiyorum. İbnü selülü bu odadaki herkes iyi bilir. 3 yaşında çocuğumuz olsa o çocuğumuza da iyi bildiririz. Çünkü bizim için onunla ilgili bütün rivayetler muhkemdir. Öyle değil mi? Münafıkların başı tabiri zaten İbn Selül'ün ne olduğunu anlamak için yeterli ve kafidir. Ya da Çağrı filmini izletirsin. Oradaki 2-3 sahnesi zaten 3 dakikasını izlese bir insan İbn-i in ne olduğunu anlar. Ama oğlu nasıl anlamamış? Şimdi iyilikten kötülüğe çıkalım. Ben Harun'um deyip Karun'a dönen bir adamı idrak edebilme olayı çok zahmetli bir olay. O adamı nereye koyacağını bilemiyorsun. Hele bir de duygusal bir kişiysen, vicdanlı demiyorum, aradaki farkı biz çok konuştuk değil mi? Duygusallık tam bir saçmalıktır. Öyle değil mi? İnsana neler yaptırabileceğini bilmez. Duyguları en iyi kullanan demagog da şeytandır. Birden muazzam vesveselerle, muazzam desiselerle bunu sağlayabilir. Özellikle iyi gününüzde veyahut kötü gününüzde. Kalp ritminiz biraz hızlanıp değişiyorsa eğer o an vesvese almaktan korkun. Ve deyin ki benim Rabbim var deyin. O an Allah'a sığınmaya çalışın. Allah'a samimi sığındıktan sonra hiç kimse bunun önünde duramaz kalp ritminiz değişiyorsa. Bir ortamda muhabbete katılayım diye bir şaka yapıyorsunuz ama dönüp içinize bakıyorsunuz ve diyorsunuz ki bu şaka hiç benim şakalarıma benzemiyor diyorsunuz. Ben normalde bu kadar densiz bir şaka yapmazdım diyorsunuz değil mi? Ya da bir sohbete katılıp bir cümle ediyorsunuz. 10 dakika sonra bir pişmanlık yaşayıp aa bu benim fıtratımın içinden aslında temayül eden bir cümle değil diyorsunuz. Şaşırıyorsunuz, hayrete giriyorsunuz. Bu şaşırmaların sonucunda kişi anlıyor ki biz fıtraten şizofreniz. Doğru mudur? Maalesef doğru. Yani biz fıtraten iki tane fıtrata sahibiz. Birinci fıtrat hadiste beyan olunan biz insanı fıtrat üzere yarattık diyor ya. Vicdan dediğimiz, iç temayülleri dediğimiz, niyet dediğimiz tamamen imanımızın olduğu bölgeyle alakalı meyledinen haller, içeriden çıkan bütün terennümler bunların hepsi doğal haliyle birinci fıtrattır. Bir de dışarıdan müdahalede bulunulan ikinci fıtrat vardır. Yani insan fıtraten gerçekten de şizofrendir. Sergüzeşli hayatımız devam ettiği müddetçe birinci fıtratla yani doğal fıtratla ikinci suni fıtratın bir cedelleşmesi vardır. Allah'ın yarattığı bozulmamış fıtratla dışarıdan müdahale eden, bozulmaya da müsait olan, doğrulmaya da müsait olan, dışsal bir şekilde birinci fıtratla anlaşmaya çalışan, ya doğrulmaya ya bozulmaya çalışan, o birinci fıtratla ikinci fıtratın denge sistemini sağlamaya çalışmamız bizim imtihanımızın zirvesidir. Bu denge sisteminde zaman içerisinde ikinci suni fıtrat, birinci doğal fıtrata yavaş yavaş galebe gelse, Harun çıkılan yolda nasıl Karun olunduğunu, uzun süredir iyilik zanlıyla yaklaştığınız bir insanın nasıl çok ilginç bir şekilde kötüye dönüşebildiğini daha net itirak edebilirsiniz. Demek ki etrafımızda gördüğümüz ve çok şaşırdığımız hallerde yahu bu ne vefalı bir adamdı, ne delikanlı bir adamdı. Ama her olay, her imtihan yaşanıldığında Allah için olanı değil, nefsi için olanı seçti, nefsi için olanı seçti, nefsi için olanı seçti. Yani ikinci fıtrat, birinci fıtrata galebe geldi. Böyle güzel gönüllü, her oturduğumuzda bana yemek ısmarlayan, bana çay ısmarlayan, birlikte dertleştiğimiz bir insan nasıl olur da bu kadar yapmacık, bu kadar riyakar, bu kadar umumun teveccühünü kendi üzerinde arzu eden, hilelerin içine girebildi. nasıl olur da Harun olmaya çalışıyoruz denilen yolda Karun olarak bu serüvene devam etti diye insan hayret ediyor. Bu adamları direkt iyi olarak görsek biz bu adamları anlarız. Evet, iyiliğin tanımlarını biliyoruz. Biz bu adamları direkt kötü olarak görsek biz bunu da anlarız. Evet, biz kötülüğün tanımlarını biliyoruz. Kötülük nasıl zarar verir biz bunları biliyoruz. Ama bir insan seninle dip dibe omuz omuza bir yol kat etmişse o iyilikten kötülüğe dönüş yolunu gün geliyor anlayamıyoruz, gün geliyor konduramıyoruz. Nasıl olur bunca yıl birlikte yürünülen bir insandan böyle salyalar ağzından akabilir diye insan anlamakta bunu güçlük çekiyor. Bunun matematiğinde şizofren bir fıtrat yatıyor. Yani bizde iki adet fıtrat vardır. Birincisi doğal fıtrat, ikincisi ise suni fıtrat. Bizim imtihan mücadelemizde bunun birisinin birisine galebe gelmesi ana bir mesele midir deseniz abes etmezsiniz. Birinci fıtratın ikinciye galip gelme veyahut ikinci suni fıtratın birinciye galip gelip his ve heveslerle istenilen yere götürmesi. Öyle değil mi? Bizim içimizdeki arzulara biraz böyle dikkat ettiğinizde içimizdeki temayüllerde hiçbir sınır yok. Öyle değil mi? Ama şeriat o ikinci suni fıtratın şerrini iyi bildiğinden dolayı ona sınırlar koyar. Yani birine baktığında mutlak bir şekilde bir şeyler yapmak isterken diğerine baktığında şeriat bunu mukayyet olarak sınırlar. Örnekleyelim. İnsanlar hürdürler ama Abdullah'tırlar. Öyle değil mi? Ne demek bu? İnsan hürdür ama Allah'ın kuralları çerçevesinde hürdür diye bir sınırlama var mıdır? Vardır. Bu sınırlamaların sebepleri ikinci suni olan fıtratın hiç haddi ve hududu olmaması. 5 dakikalık bir lezzet için sonsuzu yakabilecek kadar gözü karadır bu ikinci fıtratın. İkinci fıtratınızın sesini şöyle biraz dinleyin. Aralıksız, koşulsuz bir şekilde zina etmek ister. Ama şeriat buna da bir sınır koyar. Sen bunu anca evlilik dairesi içerisinde yapabilirsin ki zaten buna da zina denmez. Helal, hoş bir kavramdır der. Doğru mudur? Demek ki ikinci suni fıtrata baktığında arzuları, dürtüleri çok sınırsız. Terbiye edilmedikten sonra alanları çizilemiyor. Bugün bir orman yangınını bastırabilmek için bile önce belli bir alanı çiziyorlar ve o alanda yanmaya devam etsin, kontrolümüz altına girsin diyorlar. İşte ikinci suni fıtrat terbiye edilmediği müddetçe Birinci fıtratla anlaşması sağlanamadığı müddetçe o mutlak ve sınırsız arzuları baş edilmez bir şekilde, doyumsuz bir şekilde devam eder. Kahramanlığını tekrar söyleyeyim ikinci suni fıtratın. 5 dakikalık bir lezzet için sonsuzu yakmayı gözünü karartır bunun için. O kadar kahramandır bu ikinci fıtrat. Bu ikinci fıtrat galip gele gele beslene beslene ki besleyen biz oluyoruz. İrade dediğin olay tam burada oluyor. Beslene 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 birinci fıtrattaki bütün olumlu yanlarını yiyebilir. Vicdanını yer, merhametini yer, cömertliğini yer. Allah ile bağlantı kurabileceğin bütün latifelerini öldürene kadar Kemirip yiyebilir. Kemirip yedikten sonra senin iradende hüküm süren artık sadece ikinci fıtrat olur. Birinci fıtrat tamamen bozulmuş olur. Kalp mühürlenmiş olur ve ortaya bir münafıklık çıkar. İbn-i Selül nasıl İbn-i Selül'ün cevabını da buradan almış olduk. Biz birden bir iyilik gördüğümüzde o iyiliği yorumlayabiliyoruz. Birden bir kötülük gördüğümüzde o kötülüğü de yorumlayabiliyoruz. Uzak duruyoruz ben bunu tanıyorum diyoruz. Ama insan bir vakitten sonra, bir mehir verildikten sonra bir insana iyiden kötüye veyahut zıttı kötüden iyiye Nasıl olur da bunca zaman içerisinde bu kadar kaliteli bir şekilde dönebilirin cevabı bizde çok zor. Bunun cevabını tekrar ediyorum aynı şeyleri çünkü önemli görüyorum. Şizofren bir fıtratımız var yaratılış itibariyle. Bir birinci doğal fıtratımız var bir de ikinci suni fıtratımız var. Bunların cedelleşmesi ve mücadele sonucu bu iş olmaktadır. Bu süreç analizi insanda tahmin edilmez bir basiretle sonuçlanır Muhammed abi. İnsan bu süreç analizini anlayabilirse bir insan hangi yanlış adımlarla iyiden kötüye dönebilir? Veyahut hangi doğru adımlarla, hangi şeriatı garrayı Muhammediye'nin o güzel kokularını takip ederekten o kötüden iyiye dönmüşü anlarsa basiret ve feraset noktasında muazzam bir berraklık ve muazzam bir duruluk yaşar. İfade edebildim mi? Bugün bir insana en duru ilham kaynağı olan şey ızdıraptır. Tam o ızdırap halinde de böyle bir tefekkürü elinizde tutabilirseniz tahmin edilmez bir ilham kaynağı doğacaktır size. Defalarca en sevdiğiniz kitapları okusanız böyle bir ilhamı asla elde edemezsiniz. Asla ızdırabın neticesinde böyle tefekkürlerle delinleşmenin sonucu tahmin edilemez ilhamlardır, sünühatlardır, istihraçlardır. İnsanda çift fıtrat vardır. Birinci fıtrat vicdani esaslara dayanan hakiki fıtrat. Kişinin doğal fıtri halidir. O fıtri kelimesi çok önemli. Bugün bir insanın en saf bir şekilde elde etmeye çalıştığı kavram olan ihlas kavramının eş karşılığı fıtriliktir, doğallıktır. O kadar önemli. O kadar mı önemli? Evet o kadar önemli. Tahmin edilemeyecek seviyelerde önemli. İnsanlığın temel ahlaki norm ve kuralları bu özgün fıtri halin bir neticesidir. Bugün toplumda belli başlı yanlışların sonucunda ceza veriliyor mu? Neden? Mesela hırsızlık neden kötü? Fıtrat bunu kabul etmiyor. Doğal fıtratı bozulmamış bir kısım insanlar hırsızlığın hoş olmayan bir şey olduğunu anlıyor ve bunun sonucunda topluma temel insani değerlere bir norm koyuyorlar. Hani biz sürekli şunu söylüyoruz ya biz inşallah temel insani değerlerin ve normların herkese eşit şekilde sağlandığı bir insanlık duası falan diye konuşuyoruz ya. İşte bu temel normlar o birinci fıtratın kaynağı ile bulunan normlar oluyor. Kesinlikle alışkanlık oluyor ya vaat edildiği zamandan sonra. Bu sefer o zaman ikinci o suni fıtrat birinci artık galebe etmiş ama. Evet. Bu normlar neyle konuluyor? Birinci birinci fıtrat. İnsan o birinci fıtratı bozmadığı müddetçe neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ayırt edebilecek çok güzel bir mihenk taşına sahip oluyor. O yüzden hadiste tekrar söyleyeyim. Kişi fıtrat üzere yaratılmış derken muazzam doğruluk, iyiliği ve kötülüğü ayırt edebilme, kainatı halk eden yaratıcıyı çok güzel bir şekilde bulabilme programları içerisinde yaratılmıştır kişi. Bizler ikinci suni fıtratı istediği güdüleri ve dürtüleri besleye besleye bu halimizi tamamen terk ediyoruz az önce 26 yaşında bir kardeşin sokak röportajını izledik. Üzücü bir şekilde ateist. Üzücü bir şekilde. Dayanak yok, o yok, bu yok, bir şey yok, hiçbir şey yok yani. Bir insan o kadar ahseni takvim üzere yaratılmışken 26 yaşında iradesinin elinde olduğu ciddi bir yaştır aslında. 26 yaşında nasıl bu hale tebeddül edebiliyor? Nasıl bu hale dönüşüyor? Cevabı tam olarak burası. İkinci fıtratın dürtülerini iradeyi salmış bir şekilde besleye 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 o ikinci fıtrat birinci fıtratı yiyip ısırıp Param parça hale getirdiğinde esma namına onda tecelli edebilecek hiçbir şey kalmıyor ve hepsinin üstü setrediliyor. Ne diyoruz biz buna? Küfür diyoruz değil mi? Hepsinin üstünün örtülmesi. Küfür ne demek? Esmaların üstünün örtülmesi demek. Bu hal sonucunda bir genç delikanlı 26 yaşında bu hale geliyor. Nasıl oluyor? Gittiği bir dershane, gittiği bir okul içerisinde daha 10 küsürlü yaşlarda inanılmaz bir fuşiyat, inanılmaz bir madde kullanımı, Buraya gelip giden gencecik bir çocuk vardı. Defalarca zinaya düştü bu çocuk ve hırsızlık yaptı o zina parasını bulmak için. Nasıl düşmüş biliyor musun? O tatlı iş liseliler dediğimiz var ya onların WhatsApp gruplarından dönen telefon numaralarıyla defalarca onlarca defa bu işe düşmüş. Şimdi daha orada bu çocuk birinci fıtratına takviye edilebilecek doğru bir öğreti alamazsa. Değil mi? Birinci fıtrat hayır burada durman lazım. Yoksa ileride evliliğinden, saadetinden çalarsın demesi icap ediyor. Daha bunu doyurabilecek birinci fıtrat yok. Böyle bir eğitim yok yani. Onlara bu cihette omuz olunabilecek insan sayısı çok az. Yetişmiş insan sayısı çok az. Onlara böyle omuz olunabilecek merkezler, mekanlar çok az. Bu kardeşimiz daha on küsürlü yaşlarda dershane WhatsApp grubundan bir iki telefon numarası gelmesiyle onlarca defa bu işi yapıyor ve bu işi yapmak için de bir yerden para çalıyor, hırsızlık yapıyor. Devamında arkadaşların mesela ile ikinci bir kötü işi yapar. Devamında insanlara fenaniyetle bakar. Bu da ciddi bir haram değil mi? Bir insanı gıybet etmek bazen zinadan beter hale geliyor. Biz bunu da ciddi bir haram olarak anlayamıyoruz. Bir çocuk gencecik bir yaşında abi dediği 2-3 tane salağın lafıyla böyle bir cinayette bulunsa ne olur o fıtrat? İkinci suni fıtrat, birinci doğal fıtratı yer 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 bitirir. Ondan sonra 12 yaşında tanıdığın Ali, Osman, Veli, Ahmet neyse 26 yaşında bir kamera karşısına çıkar. Hayretler içerisinde bizim komşunun Cuma'ya giden oğlu 12 yaşındaydı. 26 yaşında aradan 14 yıl geçince nasıl böyle saçma, dayanaksız, zır cahil şekilde ateist olduğunun cevabı bu işte Sinan. İfade edebildim mi? Bugün toplumu bir cihette bu yangını söndürmeye çalışan, itfaiyeci rolü oynayacak olan insanların vazifesinin en temeli bu aradaki süreci çok muazzam okuma zorunluluğudur. Biz bu aradaki süreci güzel bir şekilde okuyamazsak eğer, nerede o adımı atıyor aman dikkati söyleyemeyiz ifade edebiliyor muyum? Yangın çıkmış bir yerde itfaiyeci olarak söndürmek maharettir. Yangın çıkabilecek bir evde ciddi bir ihtiyat ve tedbir ile yangın çıkma ihtimalinin tamamını daha yangın çıkmadan örtmek daha ciddi bir maharettir. İfade edebildim mi demek istediğimi? Bize düşen budur. Ama eğer yangın çıktıysa artık ki çıkmış durumda Ortalık gerçekten yanıyor. İmanlar yanıyor. Bize de itfaiye vazifesi düşmüşse bu vazifeyi hakkıyla yapabilmek için itfaiye memuru gibi ateşe yaklaşmak lazım. Ne demek bu? Hakkı tutup halkın arasında olma zorunluluğumuz var. Vakit inzivaya çekilip kendi şahsını Sofi meşrep bir şekilde düşünme vakti değildir. Vakit etrafta ikinci suni fıtratların hakimiyet kurduğu, tamamen imanların yandığı böyle bir zamanda hakkı tutup halkın arasına karışma vaktidir. Birinci fıtrat vicdani esaslara dayanan hakiki fıtrat. Kişinin doğal fıtri hali, insanlığın temel ahlaki norm ve kuralları bu özgün fıtri halin bir neticesidir. İnsandaki ikinci suni fıtrat ise insanın kesbi ve niyeti ile şekillendiği için arızalı ve sunidir. Birinci fıtrat doğal, bozulmamış, içine yüklenen sürüm. Doğru mudur? Hem de güncelleme ihtiyacı olmayan bir sürüm. Tarih boyu, insanlık boyu tamamının bütün ihtiyaçlarını karşılayacak programlama içinde. İkinci fıtrat neyden oluşuyor? Bir kespten oluşuyor. Ne demek kesp kazanım demek? Bu arada Risale-i Nur'da kesp kelimesi şer için kullanılır. Hayır için kullanılmaz. Neden? Çünkü hayırda bir kazanım ve mücadelemiz hiç hükmünde mevcutken sadece ince bir niyet. Ne diyorduk ona? Emri itibari hükmünde mevcutken şerde tahribat ciddi manada bize ait olduğundan şerde kesp kelimesi kullanılırken hayırda kesp kelimesi kullanılmaz. Örnekleyeyim akılda kalsın. Halkı şer şer değildir. Kesbi şer şerdir. Burada kesp kelimesi neyle kullanıldı? Şerle kullanıldı. İnsandaki ikiz, ikinci suni fıtratın kullandığı iki şey var. Birincisi kesp yani kazanım. Neyi kazanım ama? Şerri kazanım. İkincisi de niyetten çok istifade eder. Niyet ne demektir? Niyet el kastül kalp diye geçer. Ne demek bu Emirhan? Kalbin kastı değil mi? Direkt kalbinden çıkan o temayüle niyet denir. Bir gün bir insana bakarsın bunda olan bende niye yoktur diye bir haset edersin. O çıkar çıkmaz içindeki o senin niyetin eğer olumsuz ise İkinci suni fıtratına ciddi bir besin ve ciddi bir gıdadır. İnsanlar gereksiz şeylerle alakadar olduğunda niyeti olumsuz bir şekilde paramparça dağılma ihtimali çok kuvvetlidir. Bu yüzden insanlar gereksiz malumatlardan çekilmeli ve günlük kendisine mutlaka bir uzlet hali sağlayıp birkaç saat Rabbi ile yalnız kalabilecek amellerde, aksiyonlarda ve tefekkürde bulunma zorunluluğu vardır. İnsan kendisine bu antrenmanı yapmasa perişan olur. Ben haftada 3-4 kez antrenmana gitmediğimde belim dizim nasıl ağrıyor? Kişi günlük birkaç saat bu antrenmanı yapmadığında ruhu öyle ağrır ama beden ağrıdığında acı hissi verirken ruh ağrıdığında bütün hisleri kapatır. Tam zıttıdır o hislerin tamamen kapanması sonucu da kişi münafık olur. Bu yüzden bir insanın bulunduğu günah yaptığı hatadan daha kötüsü o günahı ve hatayı hissetmeme halidir. Ruh felç olmuş, vicdan kangren olmuş demektir. Bazı insanlar ikinci fıtratı. Neydi ikinci fıtrat? doğal olan fıtrata yakın bir terbiye ve tedbir ile oluşturduğu için iki fıtrat arasında uyumluk olur. Birinci fıtrat doğruydu, doğru mu? Güzel fıtrat. İkinci fıtratımız suni. Bu ikinci fıtrat yaratıcının kullanım kılavuzuyla terbiye edilirse ne oluyor bu? Kur'an ahlakı. Bu ikinci fıtrat yaratıcının kullanım kılavuzuyla yaratan o değil mi? Demek onun kullanım kılavuzuyla terbiye edilse ve onun gönderdiği rehber ve elçiye uyum sağlasa kim? Muhammed Aleyhisselam değil mi? Uyum sağlasa gitgide gitgide doğal haline yaklaşır ve birinci fıtratla ikinci fıtrat uyum içerisinde bir birliktelik yakalarlar. Bunun karşılığına biz iyi insan diyeceğiz. Güzel insan, doğru insan diyeceğiz. Anladın mı? Aslında ikinci fıtrat terakki ettirmek için varmış gibi mi oluyor abi? Evet, 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 evet. İkinci fıtratımızın olumlu adım attırılmasına derece diyelim. İkinci fıtratın bize hakim olup olumsuz adım atmasına da dereke diyelim. Hani derekeye düşer diyor ya risalde. O dereke olumsuz derecesi demektir. Derece, dereke. Olumsuz derecelere ne deniyor? Derece. Dereke. Kişi samimi davranışlar sergiler. Ne olursa birinci fıtratla ikinci fıtrat uyum içerisinde yakınlaşırsa. Kişi nasıl davranışlar sergiler? Samimi. İslam'ın terbiye sisteminin fıtri oluşu, çok önemli bir kelime. Şeriat nasıl bir şey? Fıtri bir şey. Bugün insanlar keşke bu kelimenin içeriğini iyi bilseler. Mesela bugün yer çekiminin çat diye düşmesi de bir şeriattır. Benim açlık isim nedir? Şeriatı fıtriyedir. Öyle değil mi? O kadar geniş bir kavram ki. Ama bu kelimelerin her birinin içinden geçmişler, perişan etmişler. Çok iyi bildiğim bir kelimeyi kullanırken bile çekiniyor insan. Biri yine yanlış anlayacak mı diye. Ne kadar üzücü bir durum değil mi? Demek bir kişi fıtratını neyle terbiye edecek bakalım. İslam'ın terbiye sisteminin fıtri oluşu. Bak bu birinci fıtrat fıtriydi değil mi? İkincisi suni. Benim bunu buna yaklaştırmam lazım. Hangi besinden vermem lazım? Fıtrilik besini. Bu fıtrilikten beslenecek buna yaklaşacak. Beslenecek buna yaklaşacak. Beslenecek buna yaklaşacak. Peki fıtrilik sisteminin en yoğun olduğu sistem nedir? Yani kusursuz bir şekilde İslam'ın terbiye sistemidir. İslam'la terbiye etsen fıtriliği öğreniyor. İslam'ın terbiye sisteminin fıtri oluşu Müslümanlarda olumlu ve güzel ikinci fıtratın oluşmasına sebep olur. Bir de ikinci fıtratı konuşuyorum hala. Bir de suyi tedbir ile oluşan kötü ikinci fıtrat vardır. Bu sefer ne yaptım? İslam'la mahlaklandırdım ahlaklandırdım ikinci fıtratı Furkan? Hayır ne ile? Suyi tedbir. Sui tedbir ne demek? Kötü tedbir. kötü tedbir. Yani tedbir almama aslında. Ne istiyorsa yedir. Ne istiyorsa ver. Öyle değil mi? Mesela aman çocuğumun gözü bir şeyde kalmasın diye tedbir alırlar değil mi? Çocuğa her şeyi yedirirler. Çok şımarık bir çocuk çıkar ortaya. Bu nasıl bir tedbir oldu İrfan? Suyu tedbir oldu. Yani sui tedbir ne oluyor? Dur her istediğini vereyim ki sussun aman bana ilişmesin. Bir de sui tedbiriyle oluşan kötü ikinci fıtrat vardır. Anlatabildim herhalde. İki fıtrat arasında uyumsuzluk olur. Bu sefer ikinci fıtrat derekeye düşüyor. Dereceye değil. İkinci fıtrat birinci doğal fıtratı ifsat eder bozar. Tam münafık kişi. Artık bu adamın hayra kabiliyeti kalmaz. Çok üzücü değil mi? Tabii. Hayra kabiliyet kalmıyor. Yani neyine emiyor? Gücüne emiyor. Şimdi Cihat şunu kaldır derim kaldırır, şunu kaldır derim kaldırır, binayı kaldır derim kaldıramaz. Güç bir yere kadar yetiyor. Adama namaz kıl diyorsun kılamıyor ya gücü yetmiyor orada. Hangi gücü? İçeriden manevi istek gücü. Biz buna ne diyoruz? Ayrıntıya girmeyeyim ama saika ve şaika latifeleri diyoruz değil mi? Adamın gücü bitiyor kalmıyor. Neden? İkinci fıtratı besleye 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 besleye. Mesela çok ince bir sır vereyim. Hadiste diyor ki, kutsi hadiste. Ben şehvetini terk eden genci, değil mi yani onun tuzağına düşmeyen genci İmanın lezzetiyle lezzetlendiririm diyor. Yani diyor ki sen ikinci suni fıtratı beslemedin ya ama mecbur besleneceksin. Ben işte birinci doğal fıtratını beslerim seni. Ondan sonra bir lezzet gelecek. Ya Rab ergenliğimde böyle olduğunu bilmiyordum ama şehvetten daha lezzetli lezzetler varmış meğer diyeceksin. Niye bilmiyorsun öyle bir lezzeti? Çünkü o noktadaki tat alabilecek reseptörlere sahip olan latifelerin tıkalı. Yeni yeni açıyorsun onlar. Şu latife kelimesini bütün dünya bilse ne güzel olur be. Manevi organ. Ah, ah her hali yapmacık olur. İkinci fıtrat galip gelirse. Üstad bu manaya fıtratı tefessüh eder diyor. Siz buzdolabında karpuzu yarılmış açık 3 hafta unutursanız ne olur? Bozulur. Tefessüh, bozulmak çürümek. Tefessüh, bozulmak çürümek. Üstad diyor ki fıtratı tefessüh eder diyor. Ne olursa Muhammed fıtrat tefessüh ediyor. Tat, edin Galebe edince. Mesle Anahtar cümlemiz neydi Edem? niye bir cihette diyor? Her zaman insanın iyiliğe niyet etmesi yapmacıklık demek değildir. Ama bu ders için konuşacak olursak. Bir insan iyi olayım diye niyet ederse iyi olmayı iptal edebilir diyor bir cihette. Bugün o olumsuz yanı konuşacağız. Bu ikinci niyeti kastediyor. Niyet bir cihette bir fıtri ya. ahvalin ölümüdür. Hatta örnekleyeyim konuya gireyim. Önce bir cümleyi oturtalım. Niyet bir cihette fıtri ahvalin ölümüdür. Orada niyet diyor ya, oradan kasıt ikinci niyettir. Fıtri ahval dediği de birinci niyet. Cümleyi Türkçe'ye çevireyim. İkinci niyet bir cihette birinci niyetin ölümüdür. Şimdi çekirdeğin içinde birinci niyet olarak, fıtri olarak ağaç olma niyeti var mı? Var. var. Biz Bursa'da gördük mü bunu? Gördük. Kaç yüzyıllık gördük? 600 yıllık koca bir çınar gördük. Demek ki çekirdekte, de, nasıl bir çekirdek biliyor musun? Şöyle ya, 600 yıllık koca çınar olma niyeti var. Bu onun birinci niyeti mi? Birinci niyeti. Peki ben bunu bilen bir adamım. Şeytan da, nefis de, bir şey de. O bir çekirdeği alıyorum elime, diyorum hadi hadi hadi. İkinci niyet olarak. Doğru mu? Dış müdahale neydi? İkinci niyet. Diyorum ki hadi hadi çınar çık, hadi çık 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 diyorum. Vuruyorum, kırıyorum, Ezdim suyunu çıkardım çekirdeği. Ne oldu o çekirdeğin niyeti? Öldü, tefessü etti. Demek ki doğal olan birinci niyete, yapay olan ikinci niyet dış müdahalede bulunduğu anda ne oldu? Çekirde tefessü etti. Yani birinci niyet bozuldu. Yani çekirdeğin fıtratı bozuldu. Bizim bahçede tavuklar, cülükler var, değil mi? Zalım oğlu zalım yumurtlamıyor ama yumurtlasa mavi yumurtlayacak Amerikan tavuğu. Şimdi velev diyelim yumurtladı. Aldık böyle getirdik. Mehmet abi Mehmet abi bak kuluçkadan aldım ama birazdan geri koyacağım. Şahane bir mavi yumurta var ya. Bundan var ya abi ne tavuk ne cülük çıkacak diyor. Şimdi o yumurtanın içinde tavuk olma niyeti var mı? Var. Peki o yumurtayı eline alan çocuk o ikinci niyet mi oluyor? Evet. Dese, ya, dese çat diye vursa yumurtayı kırsa ne olur? İkinci niyet birinci niyeti öldürür. Doğru mu? Birinci doğal niyete İkinci niyet nasıl müdahale ederse etsin İslam çerçevesi içinde etmediği müddetçe. Tek koşulumuz o. Nasıl müdahale ederse etsin. Ne yapıyor birinci niyet Fatih? Öldürüyor. Şimdi bir iki örnekleme daha yapacağım. Tohum örneği verdim çok önemli aklınızda kalsın. Yumurta örneği verdim çok önemli aklınızda kalsın. Şimdi insandan devam edeceğim. Şimşek. Rica ediyorum şimdi mutlu olur musun? Olamazsın. Neden? Çünkü mutlu olma hali doğal fıtri içten gelme halidir. Ben sana mutlu olacaksın diye ısrar etsem aksi olur ama mutlu olamazsın. Doğru mu? Neden? Mutluluk fıtri bir haldir. Fıtri bir haldir. Yani birinci niye? Dışarıdan ikinci bir niyet buna müdahale etse mutluluğu bozar ama mutlu edemez. Doğru mu? Doğru. Şimşek rica ediyorum hemen uyu. Bak bu özellik İrfan'da var ama. <laughs> bir düğme var bir yerde İrfan'da düğme var. Basıyorsun, arabaya bindik, ben gidiyorum dedi, gitti. Her koşulda, ergonomik bir de, her şekle de giriyor İrfan. Lütfen uyur musun? Uyuyamazsın. Hatta zıttı. Yatağa gir, uyuyacağım, uyuyacağım, uyuyacağım diye kendini şartlandır. Var olan uykun da kaçar. Neden? Çünkü uyumak fıtri bir haldir. Doğru mu? İçeriden doğal olarak gelmesi lazım. Dışarıdan ikinci bir niyet uykuyu izale eder. Şimdi devam edelim. Lütfen mütevazi olur musun? Olamaz. Çünkü kişi tevazulu gözükeyim diye tevazu yapsa şaklaban olur çıkar başka bir şey çıkmaz. Neden? Tevazuya niyet tevazuyu izale eder. Niyet dediğim neydi Süleyman? İkinci niyet. İkinci niyet. Kişi mütevazi gözükeyim deyip mütevazi bir tavırda bulunsa ehli insaf için tam sırıtır. Doğru mu aslında? Şimdi böyle bir adam değil ki. Öyle değil mi? Kurban olayım bir bumbarışırdan yok mu deyip kapıdan giren bir adam çayda bu harekette bir gün bulunsa Sinan İnsan der ki Allah Allah bu iş böyle mütevazi bir adam değildi ne yaptı der. Biraz ehli insaf ise bir süre sonra bunun altında bir yapmacıklık olduğunu anlar. Doğru mu? O yüzden içinden fıtri bir şekilde gelmeyen ve kendini bendeniz diye tanıtanların birçoğu ahirete gittiklerinde deniz değil de damla olduklarını anlayacaklar. Bir gün İstanbul'da okuma kampındayız. O gün de böyle kahvaltı sabah namazından sonra kahvaltı hazırlama görevi bende. Sabah namazından sonra uyumuyorum yani kahvaltı hazırlayacağım. Gece de tutturdular. abi bir ders yap ders yap ders yap. Bizim de kardeşim bir tanesi ısrarlara dayanamadı. Aldı mikrofonu eline. Konuşma bir buçuk saat sürdü. Yarısı şuydu. Ben deniz acizane bir insan karşınıza böyle yüzsüzse çıkmışken ders yapmak da hiç haddime değil. Konuşmak mı? O ne ki? Benim nefes almam. Bu bir bahtsızlık. Sizle göz göze gelmemiz. Sizin kaderinizin tefessür ettiğinin bir işareti. Ben kimim ki? Hiçim ki. Estağfurullah. Ben pis bir suydum. Hala öyle dolanıyorum. Böyle. Gerçekten bak. Mübalağa etmiyorum ya. bu İnan böyle ya. Ben de dersi dinleyenlerdenim. Ne bileyim hayatımı değiştirecek bir ders olacağını, birinci fıtrata ayık olmam gerektiğini öğrenecek bir ders olacağını ne bileyim. Sabah namaz oldu, hiç olan arkadaş yattı. Tam da böyle 200-250-300 metre salonun ortasına yatmış bir de. Neyse sabah namazına kalktık gittik geri yattı. Dedim kardeş dedim kahvaltı vazifesi var bir de kaç tane adam okuma kampına getirmişiz salonu her yerine öbek öbek kahvaltı hazırlayacağız. Öyle Murat abi gibi yekpare 300 metre değil öbek öbek kahvaltı hazırlayacağız. Kardeş dedim kalk da şöyle geç dedim. Elleme beni diye içinden bir şey çıktı. Lan dedim bu daha gece hiçti şimdi bunun içinden ne çıktı dedim ya hiç olan bir insan kendi uykusuna bu kadar tutkulu olacak kadar ben olabilir mi acaba? Hiç zannetmiyorum. Şimdi burada ne oluyor? Tevazuya niyet ediyorsun ve tevazun mütevaziliğin yok oluyor, izale oluyor. Tevazuya bir kişi niyet etse tevazusunu yok eder. Şimşek senden rica ediyorum bugün çok ihlaslı ol. <laughs> bir sustun acaba dedin ama. Sedef'i de geçen sefer su alışverişine göndermiştim ricayla. Dedim işin yoksa bir su alır mısın? hayal e, alırım işte. Dedim bak lütfen çok dikkatli ol. Ama dikkatli ol da menin dikkati izale ettiğini bilmiyordum. Gitmiş koli koli bebek suyu almış. Bebek yazısını okumadın. Suyun pembe olduğunu da mı görmedin? Ben pembe bir suyu hayatımda hangi misafire ikram etmişim? Su o kadar saf ve duru ki kapağı açınca uçuyor. Böyle bir su almış gitmiş. Ben ömrümde ilk kez gördüm suyu. Lütfen ihlaslı ol desem, ihlaslı olamazsın. Bir kişi ihlaslı olayım diye davransa, ihlası ol. olur. Yani gece Rabbi ile bu nöbetleşmeyi yapacağına milletin içerisinde riyakârane davranan adamlar, ihlaslı olayım ve ihlaslı gözükeyim çabasıyla ihlaslarının olanını da yok ediyorlar. Başka hiçbir şey etmiyorlar. Ay bir fotoğrafta çıktım, riyam mı yaptım yani ben perişan mı oldum falan gibi hayalleri senin benim önümde değil, gece Rabbinin önünde sen mi tövbe kabul ediyorsun? Ben mi tövbe kabul ediyorum? Senin benim önümde riyakârane değil, Böyle ufacık bir sünneti unuttu diye estağfurullah, estağfurullah estağfurullah elhamdülillah elhamdülillah böyle namazda 33 defa zikir çeker gibi söyleyip söyleyip böyle kendisini çok hasbi ve ihlaslı bir şekilde gösterme şekli değil. İnsanların ve Müslümanların gönüllere girebilmek için bugün yapmakta en çok zorlandığı baba yiğitliği yap, ihlasını öyle ortaya koy erkeksen. İhlaslı gözükeyim dersen ihlaslı olamazsın. Ama ihlaslı olursan istemeden ihlaslı gözükürsün zaten. Birisine mutlu ol desen demenle olamaz çünkü bu fıtri bir haldir bunu konuştuk ama şimdi çok garip bir cümle gelecek. Ama gam kedere karşı insan kendini hazırlayabilir. Bu fıtri değil İrfan. Hazırlıklı olduğu için de kolay bir şekilde atlatır gider. Mutluluk fıtri mi? Gam keder fıtri mi? Değil. Senin fıtratında immün sistemi var. Bağışıklık sistemi. Bir vesvese bir desise gelir gelmez dünyayı sonsuz gibi sana algılatıp seni azapların içine sokuyor. Bugün dünyayı hafif ve geçici gördüğün en derin anı düşün. Başına gelmeyen musibet kalmasın, ahirette ecrini alacağım diye mutlu bile olursun. Bu yüzden gamlanmak ve kederlenmek fıtri bir hal değildir. İkinci suni fıtratın şeytanla nefisle el ele vererekten sana kurduğu vesveseler, desiseler, hileler, hurdalar olduğundan dolayı immün sistemi yani bağışıklık sistemi antrenmanlı bir şekilde kaslı, güçlü, kuvvetli olan bir adam daha vesvesenin ilk sinyali gelmeden, vesvese şekilli bir halde gelmez değil mi? Birazdan Mehmet kalkıp kafama şu şey mi vuracak mı diye gelmez. Bir dürtü olarak gelir ve sen zihninde o dürtüye bir kıyafet giydirirsin. İmmün sistemin kuvvetli ise dürtü geldiğinde şöyle vurursun. Senin senin gibi çok gördüm. Hepsi geçiyor. Sana cevabım nedir biliyor musun? Bu da geçer yahu. <laughs> Geçmeyen hangi derdiniz var? Geçmeyen var dediğiniz varsa ölünce söz veriyorum o da geçecek. Bu kadar kuvvetli bir immün sistemi olsa bir insanın gam keder giremez. Çünkü gam ve keder fıtri değildir. İslam'ın bulunduğu ahvalden dolayı kalben ızdırar çekmek fıtridir ve imanın ta kendisidir. Gam ve keder dünyadaki insanların bu evi alamadım, bu bana bunu dedi diye üzülmeleri fıtri değildir. İslam'ın ile ilgili itfaiyecilik vazifesini tam yapamıyorum. Yanan imanlara çok endişeleniyorum. Elimizden gelenlerin hakkını bir türlü veremiyoruz. Daha uykuyu yenemiyorum. Daha yemeği yenemiyorum. Daha bir kardeşimin gönlünü kırmamayı yenemiyorum. Ya Rabbi bu ahval ile ben senin hizmetçin olmayı nasıl becereceğim? İnsanlar kendi dünyevi işlerinde ve mesleklerinde kesbi muharefet ederken onlara dünyadaki en mühim mesleğin nübü nübüvvet mesleği olup efendimin arkasından gitmek olduğu gerçeğini onlara en güzel bir şekilde nasıl göstereceğim? Vallahi ben bunun azabıyla yerimde duramıyor, uykularım kaçıyor diye bir kişi ızdırar ve ızdırap çekerse vallahi bundan daha büyük bir üstad bulamaz. Bundan daha güzel bir şekilde ilham kaynağı bulamaz. Bundan daha bir güzel bir şekilde ihlasına yem, gıda, kut bulamaz ve ihlası bu kadar eşdeğer bir şekilde tanımlayabilecek başka bir kavram bulamaz. O yüzden ızdırar fıtri bir haldir. Fıtri şeyler önünde suni setler çekmez. Çekmek anlamsızdır. Önünde fıtri bir hal var. Yemek yemek diye onun önüne sadece yemek yemeyeceksin diye suni bir hat çekersen o fıtri doğal fırtınanın karşısında o suni set dayanabilir mi? Hayır. Demek ki İslam'dan onun terbiye metodolojisini alacaksın. Şu saatten sonra bir daha yemeyeceksin ama bak şu kadar saat sonra zaten kahvaltıda yiyeceksin. Her gün bu kadar canın istediğini yemeyeceksin. Sağlıklı diye bunları da yiyeceksin. Kardeşlerinle güzel bir şeyler yiyeceksin. Doymadan kalkacaksın gibi Koca tankın önünde 10 kişi olsa duramaz. Çünkü o tankın yürümesi fıtri bir haldir, birinci niyettir. 10 kişi ise dışarıdan müdahale eden ikinci niyettir, o tankı durduramaz. Ama iş bilen biri tankın içine girip o durma düğmesine bir dokunsa, o muazzam müdahale ile tank durur. İşte ne olmuş oldu burada? İkinci niyetle birinci niyet uyum sağlamış oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Mesnevi nuriye İlem eyyühel aziz. İlem ne demek? Bilgi. Bil ey aziz kardeşim. Hayrat ve hasenatın hayatı niyet iledir. Çünkü niyet el kastül kalp içinizden doğal olarak çıkan ve ihlas olarak yazılan en önemli olgudur. Bir insan niyetsiz bir şekilde dünyanın yarısını bana iyi insan desinler diye harcasa sevap alabilir mi? Zerre kadar alamaz. Uhud savaşında en önde kılıcını çekmiş savaşan ve sahabelerin kahramanı o dediği birisi vardı. Okun acısına dayanamadı, beni öldürün artık diye bağırırken Efendimiz o hayırsız, o yaramaz bir insan diye zikredince bütün sahabe en önde kılıcıyla giden bu, bu adam nasıl olur da hayırsız olabilir diye hayretler içerisinde kaldı. En son ölmesine yakın sen ne büyük bir mücahitsin diye onu övdüklerinde ne mücahiti be adam ben hurma bahçelerim için savaştım diye kendi ağzıyla bunu açıkladı ve herkes hayretler içerisinde dinledi. Anladılar ki Allah Resulü söylediği gene isabetliymiş. Demek biri bir maldan infak etse, bir iyilik, bir güzellik yapsa ama içinde sadece Allah'ı razı etmek için niyeti olmasa ondan bir ecir alabilir mi? Evet. Alamaz. Demek çok adi bir hareketi niyet altına da çevirebilir. Kordan alev'e çevirip seni de yakabilir. Aynı hareket, farklı iki niyet. İki vecihe vardır. Devam Fesadı da ucup, riya ve gösteriş iledir. Bu ikinci niyettir. Bir insanın ikinci niyeti birinci niyetine galebe ettikçe o bu galebe edilme alanında biraz alkışı çok sevmişse etraftan ona hoca denmesini, hacı denmesini, abi denmesini çok sevdiyse ve ikinci niyet birinci niyeti tamamen eline aldı artık birinci niyet mahpus kaldıysa o kişinin rızayı ilahiye yaklaşayım diye asla bir ufku olamaz İslam için çalışsa da olamaz riyakar bir şekilde, insanlar desin diye bir şekilde, ikinci niyeti birinci niyetine galebe etmiş yapmacık bir halde Birisini izler kopyalar aynısını yapar. Birisini izler aynı şekilde saçını tarar. Birisini izler aynı şekilde triplere girer. Yapmacık bir halde artık rıza ilahi kapısı ona kapanmış. Ucup, riya, gösterişin yalancı yüzü ona açılmıştır. Neden? Onun kalbi artık tasannu yani yapmacıklıkla eğri olduğundan eğri bir şeyle ancak uyum sağlayıp o eğri ona doğru gelecektir. Fıtri olmayan, iç sesiniz olmayan hallerden hayatınızda hiçbir şeyden korkmadığınız kadar korkunuz. Biz bugün kürsüde bir şey anlatırken bile kalbimize dokunmayan bir şeyi anlatırsak ikinci niyet birinci niyete galebe eder bizi yapmacık bir hale getirir. Biz ses sanatçısı değiliz. Biz tiyatrocu değiliz ki çıkıp namazı, imanı, ahireti anlatırken içimizden gelmeyen bir duyguyu anlatabilelim. Bizim kalbimiz sürekli aynı duyguyla çalkalanmalı, dilimizle tamam, sakin ol oğlum, sakin ol, şimdi seni tercüme edeceğim demeli ve bu şekilde konuşma sağlamamız lazım. Yoksa aman birilerinin beğenisi devam etsin diye bir kişi o doğal halini bozsa, yapmacıklıkla sevimli gözükeyim dese, sevimli gözükmeye çalışmak da sevimliliğini izale edecektir. Tatlı görünmeye çalışmak da tatlılığını izale edecektir. Kendi gibi yapmacık, tatsızlar müstesna. Aslan aslanı uzaktan tanırken sırtlan da sırtlanı aynı lağımda bulduğu gibi onlar da kendileri gibileri bulacaktır. Bu yüzden yapmacıklık kadar, taklit kadar hayatınızda korktuğunuz hiçbir şey olmaz. Devam edelim. Ve fıtri olarak vicdanda şuur ile... Bu fıtri kelimesi gelince artık biraz daha manalandı değil mi? Birinci niyeti kastediyor demek ki diye fıtri olarak vicdanda şuur ile bizzat hissedilen vicdaniyetin esası ikinci bir şuur ve niyet ile inkıta bulur. Yumurta örneğini verdim tekrar edeyim. Yumurtanın birinci niyetinde tavuk olmak varken ikinci niyet devreye girdi. Yumurtayı kırdı ve yumurta inkıta buldu. Kesildi. Devam edelim. Nasıl ki amellerin hayatı niyetinedir. Az önce verdiğimiz örnekler bunları gösterdi. Birisi etraftan kahraman desinler diye dört katlının tamamını yapsa ahirette alabileceği hiçbir cacık yoktur. Ama böyle tebük seferinde infak eden sahabeler gibi. Bazen kapıdan bir çocuk geliyor ya elinde üç kuruşu biriktirmiş abi kumbaramda biriktirdim hayale çocuklar da gelsin diye böyle getiriyor ya. Yani o çocuğun alacağı icirde akıllara zarar bir haldedir. Sebebi ne? Allah için o 3 lirayla kainatı yaratmak arasında hiçbir fark yok. Madem vereceğin malın Allah'ın nezdinde bir farkı yok, neyin farkı olacak? Niyetin. niyetin. Çok güzel. O niyetin adi bir ameli dünyanın en kutsi meselesine de çevirebilir. Çok gösterişli ve şaşalı bir şey senin cehenneminin çukuru da yapabilir, gayyası da yapabilir. Çok elzem değil mi niyet? Hem de aynı hareketi yaparsın iki farklı niyet olabilir. Çok ilginç. Devam edelim mi? Nasıl ki amellerin hayatı niyet iledir, Ameller neyle hayatlanır? Niyetle. Şimdi üzümden pekmez olma niyeti de var, şarap olma niyeti de var. Sen niyetine göre o amelini hayatlandıracaksın. İnsanda habil olma niyeti de var, kabil olma niyeti de var. Sen amellerinle, tercih ve imtihanlaki duruşlarınla o amelini hayatlandıracaksın. Kişide Harun olma niyeti de var, Karun olma niyeti de var. Sen amellerinle tam da bunu şekillendireceksin. Devam edelim. Nasıl ki amellerin hayatı niyet niyetiledir, onun gibi niyet bir cihetle fıtri ahvalin ölümüdür. Niyet dediği neyi burada üstadım? İkinci niyet. Fıtri ahval dediyse, birinci içten gelen o samimiyet. Niyet, yani ikinci dış müdahalen, birinci fıtri ahvali öldürüyor. Doğallığın gitti mi? gitti. Peki o niyet ne oldu? Senin alacağın üç kuruş sevabı ve fıtri ahvalin tamamını öldürdü. İnkıta uğrat. Çok üzücü değil mi? Serüveni anladınız mı? Bir insan iyilikten kötülüğe nasıl döner? Çok tatlı ve samimi bir şekilde şu kapıdan girer. Şöhreti görür, alkışı görür. ikinci niyetini besler. Bak beslenmesi lazım ikinci niyetin birinciye galip etmesi için. Şöhreti görür, alkışı görür. insanların teveccühünü görür. ikinci niyeti besler, besler, besler. Aradan iki yıl geçmiştir. Bir bakmış ikinci niyet birinci niyete galebe ediyor. Fıtratı bozmuş 60 köşeye. Ondan sonra bir bakar ki artık Kişi kürsü için yaşıyor. Dışarıdakilerin teveccühü için yaşıyor. Gelenlerden filan kes makamlı birisi alıp da beni şuralarda bir gezdirsin gayasıyla yaşıyor. Kalbi kap karanlık olmuş bitmiş. Anladın mı? Bir an değil. O süreci yakalamak çok elzem mesele. Mesela tevazu'a niyet onu ifsad eder. Tekebbüre niyet onu izale eder. Feraha niyet onu uçurur. Gam ve kedere niyet onu tahfif eder. Tahfif hafifleştirmek mi? Ve <laughs> Hakeza, kıyaset. Evet. Niyet böyle bir mesele. Bir insanın başında böyle bir hal varken yapacağı en iyi şey Allah'a dayanmak. Allah'a dayan, sahaya sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yok diyor Akif. Subhaneke la ilme illa ma allamtana innike entel alimul hakim ve ahire davahu min elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha mesela